Montagül Felfecir yapalım bot tabi. Montagül Fetfatiye. Şu adamı kestik böyle git. Aha, burada biri var. Dostum, ne yapıyorsun sen? Şöyle Montagül Fesfat yapalım. Gençler merhaba, ben Kemal, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni itemler TR serverına geldi. TR serverında ne item almalıyız? Şimdi nasıl olacak? Tarzında bir kafanızdaki soru işaretlerini gidermek adına bir video çekmek istedim. Öncelikle belirteyim, bu videoda çıkacağım itemler birebir Lee Sin'in OP build'i Jarchuk tarzında bir video değil bu. Fikir sahibi olun, hiç fikri olmayanlar için çekeceğim. Şöyle bir eşya seti dizdim. Şu item slow atıyor. Şunlar zaten önerilenler itemler. Şu önerilmiyor ama kararma. Bu item mesela yardım etmen bana. Bu item bak, üstünde yıldız olanlar önerilenler itemler. Bunda yok ama bu item ben PvE'de oynadım. Mesela QQ'yu attık, hemen bir shield geliyor. W'nin shield'ı gibi bir shield geliyor, itemin pasifi. Bu arada bu fare dünden beri bir bug'a gidiyor. Onun sebebini daha çözemedim. Nedir, nedendir bilemiyorum. Bir de şey soracağım. Dün hani bugün daha birkaç el attım. Daha yeni ama dün mesela ilk geldiğinde bu güncelleme şey olmuştu, bu P'ye bakarken, ben itemlere bakarken midem falan bulanıyordu. Hani başımı döndürüyordu ilginç şekilde, renklerden midir yoksa itemler yeni olduğundan mı? Aynı duyguları hisseden birkaç kişiyle daha konuştum. Sizde de oluyorduysa yorumlarda belirtin. Sadece bende olmadığını bileyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes item bakıyor bu arada. Herkes item baktığı için base'e giden bile yarım saatte geliyor. Jungle'larda da değişmeler var. Mesela Blue'nun hareket hızı arttı. Gromp artık can veriyor kestiğimizde. Scuttle'da bir tane shield var. Hareket kısıtlaması atarsanız shield'ı kırılıyor mesela. En basitinden Rengar bolayla, yani dörtlükle E atarsa shield'ı direkt kırılıyor şeyin. Sıcatel'in. Geliyorum top lane'e. Bu adam bayağı bir ukala ama kesemeyeceğiz tabii ki. Hadi lan, belki flash'ını alırız. Q mu dodge'lamasa da bu arada kestiydik. Sıkıntı. Ayı gelse bunu slow atsa, mesela sütun atsa şey oluyor, kırılıyor. Ayıyı kesmemiz lazım. Kanka bana niye yardıma gelmiyor bu adam ya? Neyse, ben kestim herhalde bunu. Flash yok zaten. Flash'ımdan oldum ya. Neyse, 2'de 2 attık, sıkıntı yok. Hem konuşup hem oyuna odaklanılmıyor. O yüzden hatalı oynayabilirim, kusura bakmayın. Şimdi neyden bahsediyorduk? Ben Nisin'in önceki itemlerinde de işte full Draktar alam, işte yoğumu kasam, tek atam tarzında bir Lee Sin hiç oynamayı sevmem. Niye? Lee Sin engage atan, içeri giren bir karakter olduğu için focus yiyor. Focus yediği için de tek yiyor. Mesela full zırt deşme kassam ben, tamam QQ düz assam yarı canını alırım adamın, QQ re assam tek atarım. Ama tek de yerim. Ben tek yemek istemediğim için o itemleri genelde kasmayı sevmiyorum Lee Sin'e. Bu yeni itemlerde çok zırt deşmeli, AD'li itemlerimiz var. Hani AD Lee'sine daha yakın itemler var. O yüzden hepsine AD çıkma taraftarı değilim. Birkaç tane tanki item. Ben hafif tanki Lee Sin oynamayı seviyorum. Alt scuttle duruyorum, bir bakalım. Duruyor, hemen onu gömelim. Hafif tanki Lee Sin çıkmayı seviyorum. O yüzden önerilen itemlerden çıkılabilecek birkaç item göstereceğim. Ayı gelme, çakı şakı vurayım ağzına, bak geberirsin. Şimdi üçlü kuvvet, kan içen, bir de ilaç sindiren diye itemler önermiş. Bu ilaç sindiren karşıda tank varken işe yarayan bir item. Hani işlevli bir item, işe yarayan demeyelim. Hani başkalarına da işe yarar da
Bir sindiren adı da üstünde, tankı sindirmeye yönelik tarzında bir itemciğimiz. Üçlü kuvvet can veriyor. Saldırı gücü yetenek hızı dediği bekleme süresinde azalma. 10 dediğinde %10 olmuyor bu arada. Onu C'ye bastığınızda aşağıdan bakabiliyoruz. Kaniçeni ben sevdim. Kaniçen çıkabiliriz. Şöyle yapalım. Bu bizim önceki Tiamat gibi bir şey. Ama şöyle bir özelliği var. Minyonlara mesela üstünde de yazıyor zaten canı %50'nin altına düşmüş olan minyonlara aktifini uygularsanız %200 fazladan hasar atıyor. Yani direkt girdiğinizde 3'e basmayacağız. Bak canını %50'nin altına çektim. Bastım da %200 fazladan hasar vuruyor. %200 hasar atıyor. Şimdi redim çıkıyor. Redime gidem 6 level olacağız. İtem bitirdiğimizde yakınındaki rakiplere %110 fiziksel hasar verirsin diyor. Bak aktifiyle 100 artı %20 can isabet alan her şampiyon başına eksik canının %12 kadarını yenilersin diyor bak. Bu güzel bir item ben. Q nereye gitti? Aşağı bakacağım derken. Bu arada 5 tane smite atmayı unutmayın. 5 smite atarsanız dönüştürürsünüz. Bir tane kaldı bak benim. Şurada bir yerde ayı var. Bota gank etsem ne olur? Canı var mı? Canı az. Ayı var orada. Sıkıntı yaşaman. Tamam ben bunu yakaladım. Kestim bunu ben. Buna da slow attım. Bunu da kestik büyük ihtimalle. Flash attı. Dileniyor şu anda. Ya dojlasa kanka ya. Öf. Smite'ım gelecek. Smite'ı bekliyorum. Şunu alayım da ben. Tamam dönüştü. Devam edeceğim zaten buna. Çok güzel. Bu kadar basit. Ultim var bu arada. Bota bir gank yapıştırıyız. Mid'e gank atalım. Akalle çok hareketli çar ya. Ya W'ye atıyor kaçıyor. İşte ben Akalle'ye gank atmayı sevmem. Aga. Şuradan bir gank deneyeceğim de. Azıcık beri yanaşması lazım. Ah, gene kaçtı. Bak her şeyimizi attık, kaçtı adam. Dediğim gibi bu itemlerden full hani zırtleşme çıkmayın. Hafif tankımsı itemlerden çıkın oradaki. Bu item bittiğinde göstereceğim birazdan. Bitmiş zaten 1700 golta bitiyor. Bu item çıkacağız. İhtişamlı itemler birer tane çıkılabiliyor. Ben şu itemi de seviyorum mesela bu kararma. Q düz attığımızda shield veriyor. Zırt delmeli bir item. Draktar'ın shield veren hali gibi bir şey. Önerilenler itemlerden, ayakkabılardan şu an bir item almayalım da. Eşya setlerinden bak bu item benim bayağı bir hoşuma gitti. İlk bir tane ihtişamlı item çıktıktan sonra ben bu itemi çıkmayı sevdim. Sarılının gazabı diyorum ben buna. Serlida'nın garezi. Orijinali buymuş. Sarılı'nın gazabı bu item bizim. Yondai Mece'de Sarılı'nın gazabını çıkıyoruz. Bu item slow atıyor. Aha. Buna ult atmam lazım. Ult atacak. Kestik onu. Hadi oğlum. Doom'un ayısı. Slow'dan çıkamadım. 8 saat ayının bütün skill'lerini yedim. Hepsinin bütün skill'lerini yedim gerçi de. Hordan başladık. Fight'a höte kadar uçtuk. Ne hal olduysa ben de anlamadım. Neyse. Bu itemden bahsediyoruz. Hasar veren yeteneklerin rakipleri 1 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Yani Q'yu atladım. Q attım adam bir slow yedi. Q'ye gittim. E attım bir slow daha yiyecek adam. Azıcık bekleyelim şunu da alalım. Artı zırt delmesi de var. 45 saldırı gücü artı zırt delmesi var. Bu iteme de ben çıkıyorum. Mesela ihtişamlı kararımı mı aldım? Ondan sonra bunu alıyorum. Üçlü mü aldım? Ondan sonra bunu alıyorum. Tabi bu benim oyun stilim. Şu 2 gün içerisinde yaptığımız elbette değişecektir. Siterak değişmiş. Siterak bize vuran adamlara göre kalkan verip hasar emiyor. Yani mesela 10k vurdular. Onun 3k'sını 4k'sını emdi. Biraz da kalkan veriyor. 1k'da kalkan veriyor gibi. Siterak'ta çıkacağız. Ölümün dansı değişmiş. Can çalması gitmiş ölümün dansının. Bilmem çıkar mıyım. Fazla denemedim ölümün dansını.
Karabaltayı da pek denemedim. Yeni itemlere şans veriyorum şimdi. Önceki bildiğimiz itemleri çıkmayalım diye. Senin flash'ın var, ultim var. Bota bir gank yapıştıralım. Montagül Felfecir yapalım botta bir. Montagül Fetfatiye. Şu adamı kestik büyük git. Aha, burada biri var. Dostum ne yapıyorsun sen? Şöyle Montagül Fesfat yapalım. Güzel. Otdaman inseğimizi koyduk adama. Montagül Şakşakiye'yi koyduk. Adam neye uğradığını şaşırdı. İtem 2300. İtemler de pahalanmış mı arkadaş? Az şeye çıkılıyor diye mi öyle hissettiriyor? Ayı bota gidiyor bak. Bunu kesem ben de. Hadi oğlum ölmen. Sorak öldü. Hadi oğlum. Öldüler. Drake'e girdiler de görüşüm yok. Aha. Hadi oğlum oradan bir Q. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Devam devam devam. Kanka onu da alabilecek mi? Alamadı. 3 kişi zıplattım da çok hasar vuramadık orada ya. Canları az. Kenan'ın ultisi var. Helal Kenan. Kenan komutan be. Google'a sor ismiyle tam gaz orada. Montağı koydu gitti. Hadi onu da kestiniz. Helal ke. Helal ke. İki tane pink ward yapıştıralım. Hemen cayırayalım. Topside'daki ormanı bir temizleyelim. Şimdi üçlüde şöyle bir olay var. Karabaltanın vurduğumuzda hareket hızı verme özelliği gelir. Üçlüde kalmış o özellik sadece şu an. Üçlü de güzel yani. Eski üçlü değil yani. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu itemler illaki değişiklik gösterecek. Hani çıkış sıralaması değişir. Ondan sonracığım zaten rakibe göre item çıkmamız gerektiği için hani karşıda AP olur full başka item çıkarız ilk item. Karşıda full AD olur başka item çıkarız. Bu şu anlık hani havalardaki soru işaretini gidermek için çıkılabilecek item senaryolarından biri. Hem sohbet tadında öyle bir video çekelim dedim. Adam gene kaçtı adam ya. Akali senden nefret ediyorsun. Yemin olsun Akali diye bir çar niye var yani? Adam hiçbir şey yapmaz. Dumanın içine giriyor. Bütün skill'lere basıyor. Hem kaçıyor hem şey ediyor. Şey geliyor bura. Ha. Oraya gel ora ora ora. Ay bura gel ağzına çıkarın şimdi bak. Bayağı vurdu gayya da. Skill dönmedi. Skill dönse gireceği adam. Sütunun var mı kanki? Şurada yedi. Ha, ultim yok. Alamet atalım da. Bu bir ulti çakarsa hepimizi kulenin altına alır götürür. Gitmeyeceğim. Oo, oraya gidilir. Oraya gidilir. Helal Kenan oğlum. Helal oğluma. Kenan fight aldırdı bize. Kim yaşıyor? Fiora. Fiora da orayı puşlar sınırsız bir şekilde. Bak 3'e bastım hepsini öldürdüm. Eski Tiamat'a değişmem. Eski Tiamat adamdı. Bu adam değil. Şimdi bu Sarılı'nın gazabından sonra Sitera'ya çıkalım. Sitera'ya deneyelim. Yani dediğim gibi kararmayı filan da çıkabilirdim ama bu itemin aktifini eski Tiamat şeklinde göstermek için bunu çıktım. Bu bitti. Sitera'ya çıkalım şimdi. Vuramadım adama ya. Daha bende ulti var. Hadi oğlum onu kes. Onu aldım gider ayak bari. Mayvet tamamen Mayvet burası ya. Ayakkabıyı bitirmez bir de biz ayakkabıyı bitirmemişiz. Sitarak bir çıksın da bitsin de. Zaten şu sıralar hani kimse ne item çıkacağını bilmediği için normal böyle durumlar yani takımlarda fitlemeler. İşte base'den çıkamamalar base'e gittiğinde çok normal kimse ne çıkacağını bilmez. AP'ler sanki bir tık güçlü olmuş gibi bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda?
Fiora'nın ilk win'i olacağı için arkadaşlar full fix split push atıyor. Fiora ilk win'ini almak üzere yani. Bunu win alırsa ilk win'i. Canon bayağı güçlü. Canon 9-0 win. Canon tek atar endek adam yani. Ya söyle, benim combo yaptığım an Canon'ın da oraya girmesi lazım. Çok dehşet bir fight döner orada. 3 kişi fight alırız resmen. Aha. Devam var mı bu adamın? Tamam, onu kestik. Aradan çıkaralım onu. Çok heal'lıyor. Çok şey yapıyor. Gerek yok bu adama. Devam. Gelmeyerlerse devam et aga. Aka limitteyse hala devam edeceksin bu oradan. Yasuo'nun W'su var. Ben ona güvendiğimden MF'nin ultisinden saklanmak için. Tamam, ultiyi attı. 10 saniyeye kendi ultim. Canon'dan daha iyi. Hadi sen de. O adamı kestirmeyelim. Çok güzel. Çok güzel. Bitecek mi la oyun? Kaç ayı kaç? Ayıcık. Akali geliyor. Aha, bizim çocuğu götürdüler. Aha, bizim ikinci çocuğu da götürdüler. Şuraya geri dönecek. Dönmedi. Neyse, çıkalım oradan. Oyun bitmeyecek zaten. Çok güzel. 5 saniyeye ultim gelecek. Ah be, bizim çocuk öldü. İçinden geçti gene oyun. Gene içinden geçti oyun. Böyle çıldırıyorum ben bu oyuna, cidden tilt oluyorum. Koca voleye çarpmadı yani Fiora. Kim amına koyayım? İben avalı. Şerren anı sikeyim. Montagül felfeciyle bitirelim bu oyunu diye böyle şeyler oluyor bence. Montagül fesvatı yapıyoruz. Az sonra Jumbo'yu koyduğumuzda oyunu bitiriyoruz. Drake'leri saldık. Niye? Sohbet muhabbet tarzında. Çok tryhard'a girmeden oyunumuzu oynadık. Kenan amca TP atıyor. Çaldık onu da, öleceğiz. Ölmedik. Onu uçutturdum ora. Şuradan ona gider miyim? Giderim. Hadi oğlum vurun endene. Çok güzel. Ölmedik Gwen. Ölmeyen W'm geliyor. Çok güzel be. Hem ejderi çaldık hem ölmedik. Bilmem ne. Sur geldi arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Kafanızda bir fikir oluşması için çektim bu videoyu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. 4代目貴様わし以上の瞬身使いよの。